Değerli partililerim, değerli basın emekçileri, hepinize saygıyla selamlıyorum. Merkez İlçe Kongresi adaylarına başarılar diliyorum. İkisi de dolu dolu adaylar. Seçildiklerinde çok önemli ve zor bir görev bekliyor onları. Çünkü en büyük görevlerden biri iktidar olabilmek için Çorum için il ve ilçe yönetimlerine düşüyor. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. 1,5 yıl önce yaklaşık OHAL ilan edildi. Ancak 3 ay süreceği söylendi ve halen OHAL'le yönetiliyoruz. Muhalefet etmek istediğimizde elimizde o kadar çok döne var ki, AKP o kadar çok yanlış yaptı ki, bu açıkların hepsini vatana olan ihanetiyle, düşmanlığıyla ve çıkarlarının peşinde koşarak yaptı AKP. Bunlar vatana düşman. Daha dün düşmanlıklarıyla ülkemizin bütün kurumlarına hainlerin yerleşmesine göz yumdular. Daha dün FETÖ'ye ne istediğinizi de vermedim, birlikte yürüdük bu yolları diyerek bütün kurumlara yerleşmesine sebep oldular. Ancak meclisi bombaladığınızda, üstümüze kurşun yağdırdıklarında akıllarına geldi bunların hain olduğu. Sadece FETÖ kandırmadı bunları, PKK da kandırdı. Şimdi menzilcileri yerleştiriyorlar her yere, yarın onlar da kandırdı diyecekler. Yakında Reza Zarrab kandırdı. Daha dün hayırsever iş adamıydı. Bugün oldu işbirlikçi bir casus ilan ettiler. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı, milletvekili her ne olursa olsun kandırıldık diyemez. Kandırıldık demeye utanır. Hukuk, fiil ehliyeti olanı, akıl sağlığı tam olan kişinin kandırıldı beyanına itibar etmez. Ancak kişinin akıl zayıflığı varsa ve iradesini sakatlayacak bir husus varsa ancak kişi o halde kaldırılabilir, kandırılabilir. Bu kişiler devletin en üst makamlarında kandırıldık demeye utanmıyorlar. Bu kişiler demek ki akıl zayıflıklarını kabul etmişlerdir. O halde bu kişiler derhal istifa etmelilerdir. Ancak bunlar utanma duygularını yitirmişler, değerli partililerim. Bizim elimizde neler var? Birçok dönemimiz var ve AKP'ye bu dönelerle saldırmamız gerekiyor. Manada belgeleri çıktı. Ancak adil kararı da artık mahkemelerden de bekleyemez olduk. Çünkü iktidar aksine karar veren mahkemeler, savcılar, hakimler görevlerinden ediliyor. Yani artık adaletten de ümidimizi kestik. Biz elimizdeki bu delillerle bunların üstlerine gidip partiye küsmek yerine partiye daha çok emek vermemiz gerekiyor. Çünkü elimizden giden bir cumhuriyet var. Bilimsel eğitimimiz elimizden alınıyor. Din eğitimiyle artık yönetilmeye çalışılıyoruz. Cumhuriyetin kazandığı fabrikalar, devlet kurumlarını satan, özelleştiren bir iktidar var karşımızda. Kadına düşman, doğaya düşman, hayata düşman bir iktidar var. Ve maalesef tüm güç ellerinde. Ve maalesef bütün devlet kurumları partili, AKP'li gibi çalışıyor. Bizim elimizde ne var? Örgütümüz var arkadaşlar. Partimiz var. Koca bir çınarımız var. Emeğimiz var ve direncimiz var. Bu partiye sahip çıkıp, partiyi büyütüp dayanışma içinde olmaya ihtiyacımız var. Bizler ne yapıyoruz? Üyesi olmayan yerlerden delege yazıyoruz maalesef. Hala bu haberler geliyor. Ya da tulum liste halinde CHP'ye oy çıkan köylerde delege yazmıyoruz. Bu ne demek oluyor? Biz hala bir örgüt bilinciyle hareket etmiyoruz. Biz hala ben bilinciyle hareket ediyoruz. Partimizin kazanması ve iktidar olması için hepimizin artık ben kazanayım anlayışını bırakıp örgütlü bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Ben partiyi büyütmek için kişisel çıkarlardan arınmış, örgüt bilinciyle çalışacak bir yönetim umut ediyorum. Çünkü bizim yaktığımız bir kıvılcıma tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu Çorum'dan yakılmış bir kıvılcımdır, önemsizdir gibi düşünmeyelim. Daha 4 gün önce İl Genel Meclisi'nde yaşadığımız olay
tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ve tüm Türkiye bizden bir umut aldı. Çünkü AKP artık kokuyor. Artık çürüyor. Bitme aşamasında. Ve biz bu umutlarla, bu kıvılcımlarla hareket edip gerçekten örgütlü çalışırsak iktidar olabiliriz arkadaşlar. Unutmayın, gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinde de diyor: "Eti geçti duydun mu? Bıçak kemikte. Duymadınsa duy artık be hey Allah'ın kulu. Duy da silkin uykundan. Bu ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte. Topraksa paylaşılmaz, kıyılarsa yağmalanmış, umut hacizde. Ya bu neyin puçluğu bu? Sana yokluk, sana yasak, sana dam. İnsan değil haşa, bir yağmacı soyu bu. Bıçak kemikte. Üretensin, yaratansın, yürütensin dağları. Bakma öyle kilit kilit, duvar duvar. Yetsin artık bu susku, bıçak kemikte. Anasın boynun bükük, babasın kolun kırık. Oğullar kan içinde. Kaldır artık başını. Kalsın benim davam, divana kalsın demiş Ozan. O divan sensin artık, bıçak kemikte." Değerli Ozan'ın bıçak kemikte dediği gibi artık uyanma vakti geldi. Artık bıçak kemikte değerli dostlar. Ben saygılarımı sunuyorum hepinize. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum.